Evet sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu hocam bizimle beraber. Hocam sen de hoş geldin, nasılsın, iyisin? Hoş bulduk, sağ olun. Görüşemiyoruz. Evet, biraz yoğunluğumuz cenazede var. Cenazede miydin? Evet, bir cenazeye iştirak etmemiz gerekti. Cenazeye daha kılınmadı. Şimdi evet. İzleyicimiz de diyor, hayırdır ne cenazesi? Doğru. Detaylarını konuşacağız ama hemen şu kitabı da göstermek istiyorum. Zafer hocamın son kitabı, Tapınak. Var mı elimizde, hediye edelim? Ya da yorumların altına olur. Bir soru sorarız isterseniz. Soruyla beraber eşliğinde doğru cevap veren ilk kişi yaparız. Şöyle yapalım. O zaman tabii bir süre de koymuş olacağımız evet. için kraliçenin gömüleceği yeri soralım. Soralım. Tamam. Kraliçenin gömüleceği yer neresi? İkinci Elizabeth'in gömüleceği yer neresi? Gömülünce zaten ortaya çıkmış olacağı için evet. Süremiz de bitmiş olacak. Kaç izleyicimizi ve 2-3 kişiye hediye edelim. Yapalım. Tamam. 3 kişiye hediye edeceğiz Tapınak tamam. kitabını. Şimdi tabii cenaze olarak açtık. Evet. Hocam kendi de şimdi istişare ediyoruz. Ölünün arkasından konuşulmaz ama yani bir şey de vardır ya, bir 200 sene daha bekleseydi bir ölümsüzlüğü falan bulacaklardı. Evet. Bulacaktı. Nasip olmadı. Nasip olmadı. Tabii işin şaka kısmı ama şu geçmişi şöyle döndüğümüzde bir 100 yıllık dünya tarihine ciddi anlamda müdahalesi olan o ailenin, hanedanlığın, daha doğrusu kraliyet ailesinin yaptıklarını görüyoruz. Evet. İnsanlık için, dünya insanlığı için neler yapıldığını, nasıl savaşlar, nasıl kanlar döküldüğünü de aslında biliyoruz, konuşuyoruz. Ölümüyle ilgili bir girizgah yapalım. Tamam. Hep o Time'ın kapağında da onu böyle bir şey gösterildi. Kartonet şeklinde gösterildi. Birçok yine tırnak içerisinde komplo teorisi yeni diye adlandırılan bazı isimlerin, hani buna katılırsınız ya da katılmazsınız ama aslında çok önce ölmüştü, bekletildi. Belli tarihler, belli, çünkü onların ritüelleri, belli tarihleri var ya, çalışmalar yapıyorlar onlarla. O yüzden bekletildi gibi bir sürü şeyler uyduruldu. Bir süreci bize anlatın. Yani bu bekleniyordu zaten, öldü, sonrasında ne olacak, Charles dönemi. Defin süreci bir şöyle bir genel tamam. sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle evet. Ölümle yani, ilgili nedenlerini belki konuşabiliriz. Şimdi öncelikle bekleniyor muydu ölümü? Yani kraliçenin bu gibi tarihlerde bekleniyordu. Yani özellikle biz kendi yapmış olduğumuz araştırmalardan dolayı bekliyorduk. Ne zamana kadar bekliyorduk? Kesinlikle 2025'e kadar ya ölecekti ya görevden çekilecekti zaten. İşte yine sağlığını ön plana ataraktan görevimi devam ettiremiyorum. O yüzden de yerime işte veliaht kimse, yani Charles'tı zaten büyük oğlu. Onu göreve alıyoruz diye böyle bir devir teslim zaten olacaktı yaşıyor olsa bile. Peki 2025 ne? Şimdi az sonra geldiğimiz zaman o tarihlerde bunun yeri biraz daha anlaşılır olacak. Şimdi beklendiği için zaten bizde bir şaşkınlık olmadı. Ama az önce de ifade ettiğiniz gibi daha önce mi öldü? Yani Eylül'de değil de daha önceki aylarda mı öldü denilirse izleyicilerimiz şunu takip ediyor olsunlar. Daha önce öldüğü tezine biz katılmıyoruz. Çünkü yaklaşık Temmuz ayı itibariyle neyi kutladığını biz biliyoruz. 70. yıllık Platinum Jubilesini kutladı. Ama orada bir hologram görüntüleri de vardı. Orada şöyle bir görüntü vardı. Şimdi evet, hologram da gösterildi ama aslen kraliçe hayattaydı ve nerede olduğunu, nereye gittiğini biliyoruz. Canlı bir görüntü var mıydı? Var. Vardı. Tabii ki. Neredeydi? O tarihe kadar kraliçe Windsor Kalesi'ndeydi. Yani işte mevcut yaşanılan 2 yıllık küresel hastalıktan dolayı kendisini oraya kapatmıştı kraliçe. Windsor Sarayı'ndan ilk defa 70. yıllık Platinum Jubilesi için çıktı. Buckingham Sarayı'na geldi. Şimdi bunun olduğunu biliyoruz. Bu hareketlilik oldu. Canlı görüntüler verildi. Yani burada bir maket, robot vesaire zaten böyle bir durum yok. Nereden anlarız bir robotsal bir durum olduğunu? Çocuklardan anlardık. Torunlardan. Yani torununun çocuklarından anlardık. Onlarda böyle bir durum olmadığı için tam anlamıyla kraliçenin orada olduğunu biliyoruz. En önemli eylem ne oldu? O törendeyken Buckingham Sarayı'nın balkonunda tüm kraliyet ailesi bulunuyordu. Prens William, torun olan William, kendi çocuğunun yanına eğilmişti. Uçakları gösteriyordu. O an hangi tepkiyi verdi kraliçe? William'ı biraz böyle omuzuna silkindirerekten ayağa kalk dedi. Bu bir robotun yapacağı bir şey değil çünkü. O kodlamayı veremezler. Bu tarihsel bir hafıza var. Ondan dolayı bunları söylüyoruz. Yani çok daha önce öldü gibi bir teze biz bu sebeplerden dolayı katılamıyoruz. Yalnız şey çok ilginç değil mi? Yani 90 küsur yaşında 100'e giriyorsun. Evet. Hala dik dur, şunu yap, evet. şöyle göster. Evet. Acayip bir despotluk. Bravo. Bir...
kraliyetin vermiş olduğu yüzyıllardır, evet, o disiplin, kurallar, çiğnenemeyecek kurallar. Kime karşı? Kamuoyuna karşı. Aile içinde ayrı tutumlu vardır, kurallar vardır. Ama bir de kamuoyu önündeki duruşu önemlidir. Kraliçe bunu çok ciddi ve katı anlamda tertip eden, uyulmasını isteyen, titizliği muazzam koruyan bir figürdü. O yüzden zaten bunları yapıyor. Şimdi düşünün değil mi? Yani koskoca adam olmuş artık Prens William. Ki veliaht yani. Tabii, Charles'tan sonraki. Evet. 40 yaşında bir de. Düşün, öyle dürtülecek bir pozisyonu yok ama biliyor nerede ne yapılması gerektiğini, yapılmadığını gördüğü anda müdahale ediyor. Burayı böyle anlatmış olalım. Platinum Jubilesi'nde evet hologramlar gösterildi. Zaten gösterildiğiyle alakalı konuları belki de Türkiye'de ilk defa biz de ifade etmiştik. Orada bir araba içerisinde hologram gösterildi. Gençliği. Gençliği yani süreci gösterdiler. Evet, süreci gösterdiler. Şimdi onu niye yapmışlardı yapanlar? Dediler ki biz bu hologram ile kraliçeyi birkaç yıl daha yaşatabilir miyiz? Onu gerçek hayata da uygulayabilir miyiz? Kamusal alana bunu yansıtabilir miyiz diye bir deneme yapıldı. Hologram o derecede olmadığı için, yani inandırılabilir derecesi diyelim kamusal alanında düşük olduğu için, kalitesiz olduğu için bunu devam ettirmediler. Sadece bir anısal olarak kaldı. Ama orada hani biz bunu yapabiliriz, yapamayızın deneyi o arabanın içindeki hologramla olmazdı ki zaten. Bir benzerini çünkü daha kaliteli bir şey, evet, yaparlardı, inandırabilirlerdi. Evet. Çünkü orada geçmişi var, gençliği var, hı-hı, farklı farklı dönemlerdeki yüz hatları var. Belli zaten onun, evet, bir başka bir şey olduğu. Ama daha net görüntülerle bir şey yapılsa inandırabilirlerdi. Bunu Windsor Kalesi'nde denediler. Hı-hı. Şu küresel hastalığın olduğu dönemde. Windsor Kalesi'ndeyken kraliçe istirahata alıp, yani istirahatken öldürmek anlamında söylemiyorum, cidden dinlendirilmeye alalım. Çünkü o süreç içerisinde birkaç kere salgına maruz kaldı kraliçe. Bundan dolayı da yani daha uzun soluklu bir istirahata alalım, sağlığını tam anlamında yerine getirdikten sonra aslı olanla değiştiririz diye bir deneme oldu. Oradaki hologramda da yetersizlik ne anlamda oldu biliyor musunuz Murat Bey? Şimdi bakın hep konuşuyoruz. Ne diyoruz? Ya Türkiye, dünyada teknoloji gelişiyor, geliştirmede çalışıyorlar. Ne üzerine? İşte 5G, 6G falan böyle gidiyor sayılar. Ama işte bu olmadı. Niye? Daha henüz ciddi anlamda altyapı hazırlığı olmadığı için, o hologramın kesintisiz bir şekilde duruşu sergilenemediği için frekanslar kesiliyor. Orada aksama var. Bunu önleyemediler. Bunu önleyecek bir altyapı hazır olmadığı için kraliçeyi nasıl kamusal alanda gezdirecekler? Bu olsaydı peki ölse de hologramla yaşatırlar mıydı? Evet, olurdu. Bunu yapabilirlerdi. Niye yaparlardı bunu? Hani duruyor hala mı? Ama evet, Charles var orada. Evet, Charles var ama şimdi Charles'la da alakalı sorun şu. Şimdi hepimiz biliyoruz ki süreci takip edenler olaraktan. Charles ciddi anlamda Commonwealth topluluğu içerisinde geçmişteki Diana hadisesi ve o Diana süreci yaşanırken ki yapmış olduğu diğer ilişkisinden dolayı toplum nazarından zaten itibarsız. Siyaset de çok sevmiyorum diyor, evet, aptalların işidir, evet, falan diyor. Doğru. Yani o konuda gerçek anlamda kraliyet gençliğindeyken kraliyet disiplininden de uzak kalmaya çalışan biriydi. Özgür olamadığını defaatle o dönemlerde söylemişti. Kendi ilişkisini rahat rahat yaşayamadığı için. Diana ile olan değil. Bugünkü evli olduğu kadınla. Camilla. Camilla ile. Bunlar olunca işte bunlar olunca da neyi gördük biz? Bakın Charles zaten normalde burada bir kraliyet sürecini yöneteyim diye bir ihtiras içinde değil. Olmadığından da yani yönetici kitle de bunu kabul etmiyor. Hmm. Yani pek fazla desteklemiyor da. Bu konuyla alakalı ciddi yetiştirilmiş olan kişi kim? Torun William. Bakın torun William almış olduğu eğitimler nazarında, hani bunu da ilk defa sizin kanalınızda söylemiş olalım. Kaç dil biliyor mesela? 6. 6 tane yabancı dil biliyor Prens William. Şimdi bu ciddi hazırlandı. Peki bildiği diller arasında hangi dil var? Keltçe var. Şimdi niye Keltçe'yi öğrenirsin? Yapacak, büyü mü yapacak? Değil mi? Yani normal, evet, Fransızcayı biliyor, İngilizce ana dili, Almancayı biliyor. İşte nereleri çöktülerse o dilleri de biliyorlar değil mi? Bir de neyi biliyor? Şimdi belki izleyicimiz de böyle bir dil var mı diyecekler ama Afrika'da bir kabile dili olan Sahavali dilini biliyor. Yani dünyada toplamda 80 milyon, yani yaklaşık 100 milyon kişinin konuştuğu bir dili niye öğrenirsin? Demek ki ihtiyacı var. Yani kabilede. Demek ki ihtiyacı var ki öğretmişler adama. O dili de öğren demişler. Peki tabii biraz konu farklı yere gitti ama genel anlamda biz şu süreci konuşuyoruz. Hı-hı. Hani William'ın belli hani kral olmadan önce Charles'tan sonraki süreçte, evet, planlanıp ona göre yetiştirildiğini tabii. Anlatıyorsun hocam ama hani farklı o karanlık yapıyı da mı biliyor? Yani bu ritüellerini, büyülerini, kabalist çalışmalar falan. Kesinlikle. Zaten özellikle öyle yetiştirildi. Öyle yetiştirildi. Charles'da yok muydu bu? Charles'da bu yok.
Çünkü şöyle bir yapılanma içindedir o seçenler diyelim. Şimdi veliahtlara bakarlar. Hani çokluysa veliahtlar, yani çok kardeşlilerse onların doğumuna bakarlar, doğum tarihine, yıldızlarına bakarlar. Gerçekten yani astronomik olaylara bakarlar. Daha sonra dünyada gelişecek olan olaylara baktıklarında biz bunu buraya oturtabilir miyiz, oturtamaz mıyız gibi böyle bir okumadan geçirilir o kişi. Ama bu okumadan geçirildiğini o kişinin haberi olmaz. Haber olmadan. Olursa çünkü astrolojik olaylarda değişiklik oluyor. Ruhsal anlamda iletişimden dolayı. O yüzden bu kişinin onu bilmemesi gerekiyor. Öğrendiği zaman bu değişikliğe sebep olmasın diye. Bu şimdi kraliçenin 96 değil mi? 96 yaşında. Normalde tabii bu kadar hem yaş itibariyle de belli bir yere gelmiş. Hastalıklarıyla, sağlık durumuyla, yani aktif yapamıyor bir şeyler falan durumuna baktığımız zaman çok çok öncesinde çağırsın, getirilmesi lazımdı. Normalde öyle değil midir? Ben yaşlandım, artık oğluma verdim. Demek ki hakikaten o disiplin, evet, biraz önce Harry'de yaptığı, William'da yaptığı durumdan yola çıkarsak yetişmesi gerekiyor. Bu bunu yapamaz. Evet. Ben durduğum sürece de buradayım. Evet. Öbürüne yetiştirelim mi dedi. Charles, o yüzden aynen, mi getirmedi? Evet, aynen o süreç olduğu için William o hazırlanma sürecini tamamlayacak. Artık hani klasik bir tabir vardır bu gibi konularda. Hamdım, yandım, piştim. William da olmasa. Şimdi William olmasaydı o zaman demek ki diğer kardeşlere bakacaklardı. Hey. Charles'ın kardeşlerine bakacaklardı. Charles'ın. Yani Charles'ı, evet, Charles bir bakıma da olsa ben tahttan feragat ediyorum denilerek diğer hazırlatılmış olan kardeşlere el verilecekti. Ki bu kraliyet ailesinde yaklaşık kraliçeden önceki iki kuşak da oldu. Bir tanesi vardı gene, dedesi diyebiliriz kraliçenin. O feragat etti krallığından. Görev ondan sonra kraliçenin babasına geldi. Feragat ettiriliyor mu? Kendi medya. Olur. Yok yani sebep, kamusal bilgi böyle anlatılır. Sen yapamazsın. Arka planda bu anlatılır. Yani olmuyor. Seninle gitmiyorlar. Aynı süreç kimde de yürütülmüştür? Fatih Sultan Mehmet'te de böyle olmuştur. Abisi Cihangir olmayacağını kanaat getirilmiştir. O yüzden önemsenmemiştir. Herkes Fatih'e yüklenmiştir. Yani Mehmet üzerine eğitimler verilmiştir. Hı. Seçilmiş olan oydu. Yetiştirilmesi gereken oydu. Kutlu Fethi falan vesaire, yani bunları gerçekleştireceğin hep o olacağı kanaati oluşturulduğu için, okumalarda vesaire bunlar ortaya çıktığı için Mehmet'e eğitim ağırlığı verilmiştir. O yüzden o da 6 dil ve 7 dil vesaire öğretildi. Yani bunlar bizde de var. Yani sadece onlarda değil, bizde de oluyordu. Peki ölümüyle ilgili bazı şüpheler de var. Hani ilk şüphe, ilk daha doğrusu iddia şeyden daha önce öldüğüyle ilgili. Yani ben ona, evet, katılmıyorum de desen ama son o işte o başbakan döneminde değişmesiyle beraber bir tokalaşması, evet, var. Elinde bir morarma var. Onu neye bağlıyorsun? Yani bir ilaç mı, başka türlü bir... Bizim kanaatimiz şu anlık olanı söyleyeceğim. Ama tabii daha sonraki ilerleyen günlerde yaptığımız araştırmalarla daha somutuna ulaşırsak onu tabii ki de düzelterekten, şu anki açıklamamızı düzelterekten ifade ederiz. Ama şu anki yapmış olduğumuz araştırmalarda biz şu kanaatteyiz. Evet, o morluk nasıl oluştu? Şimdi yaşlılığından dolayı insanlara damar yoluyla bir serum gibi bir ilaç verileceği zaman burada damara girmesi lazım o iğnenin. Yaşlılıktan dolayı da damarlar inceldiği için gelen iğne damarı patlattığı için burada bir iç kanama olur. O morluğun sebebini biz buna vuruyoruz. Buradan yola çıktığımızda alması gereken ilacı bu yolla alamadığı için çok kısa süre sonrasında da böyle bir vefat haberini bize verdiklerinden dolayı biz diyoruz ki acaba küresel hastalık sırasında insanlara da yapılmış olan bir sıvı vardı. Bu sıvıdan dolayı kraliçe acaba bir pıhtı ataraktan kalp krizi mi geçirdi? Bu başka bir iddiaya, evet, kafa açacak şu anda. Evet, biz bu şu anki kanaatimizdeyiz. Peki kraliçede o kullanılan sıvıların aynısını mı kullanmışlar? Hayır, tabii ki de hayır. Şimdi evet, normal halka, vatandaşa sunulandan bahsetmiyoruz serum olarak veya işte o tüplerden. Ama tabii ki de kraliçeye verilecek olan o tüp diyelim, işte sıvı diyelim, daha farklı, özel, belki de tam nokta atışı bir sıvıydı. Ama onun vücuda girmesi gerekiyordu. Şimdi o vücuda girdi. Girdikten sonra sonuçta onlar da tam olarak neyin ne kadar etkili olacağını bilmiyor. Neyi de bilmiyor ama 65 yaşına kadar gelecek olan yetişkin insanda ne olacağı, tepkime anlamında ne olacağını biliyor. Bu yaş seviyesindeki komplimanları olan kişilerde ne tepki verileceğini bilmiyor. Yani organları artık değiştirilmiş, kanları, evet, değiştirilmiş. Vücut kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? Ki Rockefeller'a kalmadı. Yani bu dünya. Dünya yüz kaç yüz. Bir de şuradan o dediğimiz gibi damar yolu ilacı alıp vücudu da temizleyip öyle de veremedikleri için,
ilacı içeriği temizlik olmadığı için o kan pıhtılaşması vesaire orası da bir temizlenmediğinden dolayı bu içerideki birikimlik işte o pıhtı atmaya sebep olmuş olabilir. Peki şimdi şu son süreçte çok program yaptık. Siz bu yüzden kanalımız bile kapandı biliyorsun. dünya çalkalandı. İşte bir salgınla ve arkasından gelen şunları kullanın denilen sıvılarla. Şimdi şunu hep konuştuk. Ya bu üretilmiş olabilir. Laboratuvarda işte farklı virüslerin birleşmesiyle yeni bir üretilen bir virüs olabilir falan. Bu da çok konuşuldu. Hala gündemde konuşuluyor ama kimisi kabul ediyor, kimisi etmiyor. Ama ortaya çıkan belgeler var. 2 yıl önce alınan patentler var falan filan. Onları geçtim. Şimdi şeytani yapıdan, akıldan bahsedersek bu şekilde bir üretimden de bahsedersek yani kraliçe de yani 5 tane oda geçip zar zor ulaşabildiğin bir kadın olarak düşünürsen dokunamazsın bile düşünürsen sarayın içerisinde hijyen içerisinde koruma içerisinde olan bir kadın nasıl Covid olabilir bir ve o aşılar hani ne oldu nasıl oldu üretildi mi faz tamamlandı mı tamamlanmadığı konuşulan aşılarla beraber alsan da bunu yap denilir mi bu kadına? Bence denilmez. Evet denilmez. Şimdi o zaman ne oluyor? Ya da zaten olmaz yani. Evet. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Yani biz doluyoruz ama getirdiler. Şöyle oluyor. Büyüklüğünü göstermek için hastalığın durumun. Şimdi tabii onu bahane olarak söylüyorlardır. Bak sen de hastalandın. O zaman tedavi olman lazım diye. Tedavinin yöntemi. Tam bunu kraliçeye mi söylüyorlar? Tabii ki. Şimdi ama şöyle bir durum var. Şeytani ayinler yapan, ritüeller yapan, kabaladan oradan buradan bir sürü yetiştirilmiş bir kadına sen de Covid varı inandırabilir misin? Şimdi o da bir yerden emir alarak göreve getiriliyorsa, az önce diyoruz ya William yetiştirildi vesaire. Şimdi yetiştiren kraliçe mi? Değil. Demek ki bir yapılanma var. Kraliyet ailesinin üzerinde. Üstünde. Onlar kraliyet ailesine. Onu sormak istediğim oydu. Evet. Onlar kraliyet ailesine bir şekilde de olsa örgütlenme ve planlama sunuyor. O sunulan planlamayı da o da birini ihale ederek o da bizim yapmış olduğu formülasyonda pagan, Hristiyan, Yahudi şeklindeydi. Daha sonra karşımıza işte Rothschild Rockefeller diye çıkarıyorlar diyoruz biz. Ki süreç budur. O yüzden kraliçede neyin ne olduğunu tam olarak bilemeyebilir dediğimizin noktası burasıdır. Birileri geldiğinde çünkü onların dediğimiz gibi takvimi var. Takvime uygun hareket etmesi gerekiyor. Zaman azaldı. O zaman değişikliğin olması gerekiyor. Bu gitmiyor. Normal süreçte bıraktığımız zaman doğal sürecine bakıyorlar. Diyorlar ki bu bizim takvimimizdeki kırılma yılını geçecek bir ömre doğru gidiyor. O zaman müdahale etmemiz lazım. Müdahale ediliyor işte. Kraliçeye müdahale mi edildi? Öldürüldü mü yani? Ya bizim ağırlıklı kanaatimizi söyleyelim biz evet. Yani doğal bir süreç olduğu yönündeki intibamız daha az bir intiba. Ama tabii de kamusal anlamda bu bilgiyi rahat rahat söyleyemiyorsunuz. Hani insanlar hemen de ya bu da mı komploya giriyor vesaire itibası oluyor. Ama dediğimiz gibi eğer bir yerde bir yapılanma varsa, bu yapılanmanın arkasındaki örgütleri biz şu an göremiyorsak, bize gösterdikleriyle biz biraz da olsa yorumlama yapabiliyorsak, okuma yapmaya çalışıyorsak, görülmeyenlerin demek ki farklı planlarının da olduğunu unutmamamız gerekiyor. Peki son soru. Öyle de kapatalım. Çok da fazla ölmüşün arkasından. şimdi böyle bir yapı var ve diyorsun ki böyle olabilir. Hani öldürülmüş tırnak içerisinde olabilir. Şimdi en çok söz dinleyen birisi ve bu disiplini torunlarına kadar dayatan, anlatan birisi varken öbür tarafta istedikleri gibi olmayan o yapıyı, o eğitimleri almayan bir oğul varken bununla gitmek, gidebildiği kadar gitmek daha mantıklı değil mi de şimdi baktığın zaman Charles geçecek. Tabii süreç ne kadar ne kadar kalır, ne olur sonra William'a geçecek. O süreci de araya belki ekleyerek cevap vermiş olursun. Niye yapsınlar ki böyle bir şey? Şimdi gittiği kadar bir, gider. Bir kere kamusal anlamda sergilemiş oldukları o oyunu oynamaları lazım. Oyundan kastım ne? Hiyerarşi zinciri. Bir de 2005 mevzusu. Tabii. Yani hiyerarşi zincirini koruyacak. Mesih inme mevzuları, planları falan. Evet. Şimdi bu akışın bozulmaması için, akışa uygun adamlar atılabilmesi için müdahale etmeleri gereken dönemde ederler. Charles geldi mi geldi. Resmi anlamda şu an hukuksal süreçle kral ilan edildi, edildi. Taç giyme töreni ertelendi. Seneye galiba. Yani tam tarih açıklanmadı ama yani birkaç ay sonraya dendi. Muhtemelen belki Kasım'da da olabilir, Aralık'ta olabilir. Yeni yıla da belki atabilirler. Ama sonuçta taç giyme töreni olmadan da hukuksal anlamda şu an adam kral. Kral olduktan sonraki dönemde onlar neye bakacaklar? Zaten onu kral yaparken ne için yaptılar?
süreç William'a gelsin diye yaptılar. Yoksa Prens Charles'a müdahale geliyordu daha prensken. Kral değilken, kraliçe hayattayken. Çünkü birileri, dediğimiz gibi o işte o yapılanma, Prens Charles'a müdahale edip geri kalan soyu taca çıkaracaklardı. Kardeşleri üzerinden yeni birini seçeceklerdi. Aeny var, halaları. Bir de Andrew var. Onlar zaten dışlandığı için olamayacaklardı göre de. Genç olan Edward'a kalıyordu işkene. Bakın daha genç, en küçük amcalarıdır. Edward'a kalacaktı. Onun üzerinden götürmeye çalışıyorlardı. Dediler ki Charles o sürece ikna edildi. Yani şöyle, sen kısa süreli görevde kalacaksın. Ondan sonra görevi devredeceksin. Kime? Oğluna, William'a. Bu şartla bu süreci bozmayacağız. O da kabul ettiği için kendisine yönelik yapılacak olan operasyonu ertelediler. Charles'a o yüzden dokunmadılar yani. Bir benzer değişiklik nerede olacak? 2025'e kadar kesinlikle Vatikan'da. Papalık koltuğunda olacak. Mevcut papa ya öldürülecek, evet ya öldürülecek ya da istifa edilecek. İstifa mektubunu yazacaklar. Yazacak artık kim öldürülecek. Charles sonrası William'a geçiş süreci ne kadar, öngörün ne? Yani ne zaman olur? Bunun normalde bizim analizlerimize göre 2025'e kadar, yani 2025'in 31 aralığına kadar bunun tamamlanması lazım. Yani 2023 desek. Takvim 2026'yı görmemesi lazım. Ondan önce tamamlanacak ki ondan sonraki süreçte William daha şiddetli bir gelecek mi vaat ediyor? Evet, yani şiddetli derken batıl, istenilen, evet istenilen yapının direktiflerini sahada tam anlamıyla uygulayabilecek olan bir eğitimden geçtiği için kesintisiz, itirazsız buna devam edecek. Peki. Hocam ağzına sağlık. Tabii devam edeceğiz programlara. Hatta evet, düzenli programlar da yapalım kısmet olursa. Tapınak kitabını hocamın 3 kişiye hediye ediyoruz. Videonun altına cevap yazan 3 kişiye. Sorumuz da kraliçe nereye gömülecek? Onu soruyoruz. Tabii gömüldüğünde zaten cevaplar artık bitmiş olacak. 3 kişiye de ben paylaşacağım sosyal medya adreslerimizden de. Son soruyu sorayım, öyle kapatalım. Evet. Gömülünce, mezara girince 2 melek gelir. Evet. Ne sorar? İşte klasik sorularda Tanrı'nın kim, kitabın Rabbin kim, Rabbin kim, Rabbin kim diye sorar. Bakalım ne diyecek. İnşallah doğru cevaplar vermeyi Allah bize nasip etsin. Bize. Evet sevgili dostlar, başka bir programda kısmet olursa yine burada karşınızda olacağız. Mutlaka kanala destek olun, abone olun ve yine zili açmayı mutlaka unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.